TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemin en sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteni ile yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize önce özetlerimize başlayacağız. Gündemde öne çıkan başlıkları ekranlarımıza getireceğiz. Daha sonrasında ise haberlerin detaylarıyla devam edeceğiz. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer hastanelerde doluluk oranı %70 dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 36 bölgesinde 200 personelin katılımıyla yapılan Erciyes-7 huzur uygulamasında 22 şahıs yakalandı. Melikgazi'de Erenköy'ün 4 sokağında asfalt çalışması yapılıyor. Otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3 ağır 5 kişi yaralandı. Bültenimize başlıyoruz değerli izleyenler. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer TV1'e özel açıklamalarda bulundu. Tamer korkunç gerçeği açıkladı. Hastanelerdeki doluluk oranının %70'lere çıktığını söyleyen Tamer, Kayseri'nin tehlikeye gittiğini ifade etti. Yaz aylarında bahçe sulamasıyla da. TV1 ekranlarında yayınlanan haberin merkezine telefonla bağlantı yapan Milletvekili İsmail Tamer, son günlerde Kayseri'de büyük artış gösteren vaka sayıları hakkında acı gerçekleri konuştu. Kayseri'nin artış konusunda Türkiye'nin ilk 5 içerisinde olduğunu vurgulayan Tamer, hastanelerde yaşanan yoğunluğa ise Kayseri tehlikeye gidiyor diye konuştu. Yani bir riske doğru mu gidiyor Kayseri? Kesinlikle riske doğru gidiyor. Sıkıntı büyük. Biz bak, ben her zaman dürüst olmaya çalıştım. Farklı şekilde rakamları yansıtmanın, çarpıtmanın anlamı da yok. Herkes her şeyi bilmesi lazım. Ona göre de tedbirlerini alması gerekiyor. Bu açıdan, o anlamda tekrar ifade ediyorum. Kayseri giderek sıkıntıya düşüyor. Ne olursunuz maskenizi, mesafenizi, temizlik kurallarını bir kere ihlal etmeyelim. Hastanelerdeki doluluk oranının %70'lerde olduğunu söyleyen Tamer, aşı çağrısında bulunarak lütfen aşınızı olun dedi. Tamer, hastanede yatanların büyük çoğunluğunun aşısız vatandaşlar olduğunu da belirtti. Maalesef şehir hastanemizde yatak doluluk oranlarımız arttı. Şu an itibariyle %60 ile %70'ler arasında bir yatak doluluk oranları var. Yoğun bakım doluluk oranımız da aşağı yukarı bununla eşit seviyede gidiyor. Ama baktığımızda da buraya yatan hastaların %90 ve %98 arasında aşısız hastalar olduğunu görüyoruz. Hiç aşı yaptırmayanlar, aşı karşıtı olan insanların hastalığa yakalandığını görüyoruz. Bak, bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Lütfen buna herkes iyice dikkat etsin. Ne olur aşısını yaptırmayanlar gitsin aşılarını yaptırsın diyoruz. O anlamda Kayseri Şehir Hastanesi'nde problem yok. Doluluk oranlarımız giderek arttı, artıyor da. Her an, her dakika yeni yeni pandemi servisleri açılıyor. En önemli şey bu savaşta, pandemi savaşında, Covid'le yaptığımız savaşta en önemli silahımız aşı. Gidin aşınızı yaptırın, her yerde aşı bu. Hiçbir yerde hiç kimseye bir aşıyla ilgili bir sıkıntı yok. Bunu lütfen tekrar ediyorum, tekrar söylüyorum, rica ediyorum. Bir doktor olarak rica ediyorum. İsterse aşısını yaptırın, yaptırmayanlar yaptırsın. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 36 bölgesinde 200 personelin katılımıyla yapılan Erciyes-7 huzur uygulamasında 6068 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamada aranan 22 şahıs yakalandı. Kayseri'de huzur uygulamaları sürüyor. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi, şüpheli şahıslar, çalıntı otolar, motosikletler ve çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen otolarla umuma açık eğlence yerlerine yönelik huzur uygulaması yapıldı. 90 metruk bina ve 2051 araç kontrol edildi. 6068 şahıs üzerinde yapılan sorgulamada 22 aranan şahıs ve 21 adet hırsızlık olayına karışan 4 şahıs yakalanarak 50 kilogram kablo ve bakır malzeme ele geçirilirken 46 araca da trafik yönünden 50.000 TL para cezası kesildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının ikinci kattaki apartman boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayet dedektifleri kadını ittiği tespit edilen bir kişiyi yakaladı. Geçtiğimiz pazar günü Taceddin Veli Mahallesi okul sokak üzerinde meydana gelen olayda Ş.A.A. ikamet ettiği 4 katlı apartmanın 2. katındaki apartman boşluğu penceresinden aşağı düştü. Pencerenin altında bulunan ticari araçla apartman duvarı arasına düşen kadın ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve etrafında inceleme yaptı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın kazayen düşme olmadığını düşünerek soruşturma başlattı. Ekipler tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalarda düşme öncesi ikametten bağırışma sesleri geldiği, olay sırasında mağdurun ikamette yalnız olmadığı, başka bir erkek şahsın olduğu ve olaydan sonra kaçtığı tespit edildi. Detaylı kamera ve fiziki çalışma yürüten ekipler, meçhul şüphelinin iki ayrı suçtan da aranması bulunan ŞT olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Bayanı siz mi gittiniz aşağı? Emniyetteki işlemleri tamamlanan ŞT, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 adreste 42 ekip ve 104 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 18 şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar Büro Amirliği tarafından hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik 31 adrese 42 ekiple operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlara 104 personel katıldı. Operasyonda araması bulunan toplam 18 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 7 ayrı hırsızlık suçundan 2015 yılından bu yana firar olarak aranan kiracı isimli şahıs da yakalandı. Operasyonda yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. İşlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Kayseri'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kayseri-Malatya yolu Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Adana'dan Kayseri'ye giden Adem A yönetimindeki 06Y1790 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoförle eşi Selma A, İrem Su A ve üvey çocukları Mertcan D ve Muhammed D ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan ve ağır yaralanan İşkur İl Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.
Olay Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye mahallesinde bulunan İşkur Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana geldi. 28'e bölge dışı efendim. Bunalıma girdiği iddia edilen kurum çalışanı NT, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Numan T, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. NT'nin engelli kadrosunda çalıştığı, bir süredir psikolojik sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Güneşli mahallesinde bulunan 104 adet konut alanı arsası açık teklif usulüyle ihale ile satışa çıkarıldı. İhaleye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Koca Sinan ilçesi Güneşli mahallesinde bulunan 104 adet konut alanı arsası açık teklif usulü ihale ile satışa çıktı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde koronavirüs tedbirlerinin alındığı ihaleye Genel Sekreter Hüseyin Beyhan başkanlık etti. 261. Açık teklif usulüyle yapılan ihale yoğun ilgi gördü. İhalede 102 konut alanı arsası satılırken 2 arsa ise pazarlığa bırakıldı. İhaleden elde edilen gelir belediye hizmetlerinde kullanılacak. İlçenin ana arterleri başta olmak üzere bütün mahalle ve sokaklarında asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve parke çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Erenköy Mahallesi'nde 4 sokakta asfalt çalışması yapılıyor. Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erenköy Mahallesi'nin 4 sokağında çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor dedi. Palancıoğlu, altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgenin asfalt, sert zemin, kilitli parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmalar esnasında tabii ki orada yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşam açısından olumsuz etkileniyorlar. Bu konuda da hemşerilerimizden sabır ve anlayış bekliyoruz. Daha güzel bir Melikgazi'de yaşamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kış gelmeden ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve vatandaşların talepleri sonrasında işleme alınan bölgelerde belirli program çerçevesinde çalışmalarımız yürütülecek. Bu kapsamda 1500, 1486, 1490 ve Çamözü sokak olmak üzere Erenköy mahallemizde 4 sokakta çalışma yapıyoruz. Toplamda yaklaşık 2,5 kilometre olmak üzere yeni yol yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun dedi. Koca Sinan Belediyesi'nin Uğur Evrer Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışmalarının Uğur Evleri daha da güzelleştirdiğini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bölgeyi Koca Sinan'a yakışır bir şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandırıyoruz dedi. Koca Sinan Belediyesi'nin Uğur Evler Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski binaların yıkımı sürüyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini söyledi. Koca Sinan Belediyesi olarak bütün mahallelerimiz içerisinde, Koca Sinan'ın her bir bölgesinde ihtiyaçları karşılama noktasında gerek Koca Sinan Belediyesi'nin asli sorumluluk alanlarında gerekse vatandaşımızın hizmet beklediği her ne var ise her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bütün mahallelerimiz içerisinde benzer şekilde okuldur, sağlık ocağıdır, camidir, pazar yeridir, sosyal tesistir, altyapıdır, her ne var ise her birerlerinin çözümü için bir gayretin, çabanın içerisindeyiz. Bazı zaman içerisinde
değişik problemlerin çözümlenmesini bekleyerek zamana ihtiyaç duyan işler, bazısı anında o talebi karşılayabilecek şekilde